Adamlar geçen sene Hüsnü Aşk'ı sordular, herkes titremeye başladı. Sürekli bana mesaj atıyorsun, Emek abi divan edebiyatından eser içerikleri yok mu? Biraz bize şu eserlerin içeriklerinden bahseder misin? Tamam biz yazar eserde bu eserleri öğrendik ama abi içeriklerini bilmiyoruz diyorsan tam yerine geldin. Emek abin senin için harika bir video hazırladı. O zaman derse başlamadan önce abone değilsen abone oluyorsun. Bir fikrin varsa bu tarz videoları daha çok istiyorsan aşağıda yorum yapıyorsun ve tabii ki ne yapıyorsun? Like atmadan bu videodan çıkmıyorsun. O zaman abisinin gülü, divan edebiyatı, eser içerikleri haydi bakalım başlıyor. Arkadaşım ilk eserimiz Fuzuli'nin yazmış olduğu Bengü Bade Mesnevisi. O zaman Emek abi Bengü Bade neymiş? Bir Mesnevi'ymiş. Aman unutmayacaksın. Fuzuli'nin Şah İsmail'e sunduğu 440 beyitlik alegorik yani sembolik bir Mesnevi. Bade, Boza, Arak, Berş, afyon, nükil, kebap gibi aslında canlı olmayan içki ve yiyeceklere teşhis ve intak sanatıyla insana kişiye ait özellikler veriliyor. Yani aslında bu cansız nesneler kişileştiriliyor. Afyonla şarabın karşılaştırılıp şarabın yani badenin üstünlüğü ortaya konuyor. Bengin Sultan 2. Beyazıt'ı badenin de Şah İsmail'i temsil ettiği söyleniyor. Şah İsmail'i temsil eden bade ne oluyor? Üstün geliyor. Zaten Fuzuli bu eseri yazdıktan sonra Osmanlı Sarayı'ndan yani yani İstanbul'dan gelen maaşı da kesintiye uğramış. Zaten kitabın başında bir tevhid var, münacat var, naat var, Hazreti Ali'yi öven bir bölüm var, metiye var. Daha sonra da Şah İsmail'i öven bir bölüm var, metiye var. Bundan sonra biz asıl hikayemize geçiyoruz. İşte Benk ve Bade bunları iki kabadayı gibi düşün kardeşim. Bunlar farklı içki meclislerinde kendilerini övüyorlar. Daha sonra Boza bunları duyuyor, ikisini bir araya getiriyor. Bunlar savaşmaya başlıyor ve Bade üstün çıkıyor. Yani kısaca özetede de bu. Yani bir soru kalıbında benk görürsen, bade görürsen aklına ne gelecek? Fuzuli'nin yazmış olduğu Bengü Bade gelecek. Sultan 2. Beyazıtla Şah İsmail mücadelesi sembolik yani alegorik bir biçimde anlatılmış. Emek abi geldim ikinci eserime. Kim yazmış bu eseri? Ahmed'i. Aa Emek abi Ahmed'i yazmışsa acaba Cemşid-i Hurşit olabilir mi? Aynen öyle. Eserimiz neymiş? Cemşid-i Hurşit. Peki Emek abi bu Hurşit kimdir? Cemşid kimdir? Aslında Ahmedi bu eseri kendisi yazmamış. İranlı şair Selman'ın yazmış olduğu bir eserden yola çıkarak o eseri böyle genişleterek anlatmış. Yani ne yapmış? O esere bakarak böyle aşıkane, aşık konulu bir mesnevi yazmış. Eserde Çin favurunun yani Çin hükümdarının oğlu Cemşit ile Rum Kayseri'nin kızı Hurşit arasındaki aşk anlatılıyor. Yani aslında Çin hükümdarının oğlu kimdir? Cemşit'tir. Bizim Rum Kayseri'nin kızı kimdir? Hurşit'tir. Bu ikisi arasındaki aşk anlatılıyor. Peki Emek abi Cemşit bu kızı Hurşit'i nerede görmüş? Rüyasında görmüş. Emek abi anca rüyasında görür deme. Adam var ya Hurşit'e ulaşabilmek için ne maceralar atlatmış. Ejderhaları öldürüyor, perilerle savaşıyor, devleri yerlere yatırıyor. Yani adam aslında bayağı bir uğraşıyor. Neyse hikayenin sonunda bunlar çeşitli mücadelelerden sonra birbirlerine kavuşuyorlar. Cemşit ve Hurşit evleniyorlar, muratlarına eriyorlar. Bir müddet sonra Cemşit diyor ki Hurşit'e, "Ya ben vatanımı çok özledim. Ben Çin'e gitmek istiyorum diyor ve Rum Kayseri'nden izin alarak Hurşit'le beraber baba yurduna yani Çin'e dönüyorlar. Fafur da yani Çin hükümdarı da tahtını kime bırakıyor? oldu? Cemşit'e bırakıyor. Yani aslında kitabın sonu mutlu bitiyor. Eserin içinde periler güzeli Hurizat var. E, Cemşit'in yardımcısı Mihrap var. Efendime söyleyeyim Mihrac'ın oğlu Şadi var. Yani bu isimleri de görürsen aklına Ahmedi'nin Cemşidi Hurşit'ini getirebilirsin. Geldim abisinin gülü 3. eserime. Kime ait? Aşık Paşa'ya. Emek abi Aşık Paşa'ya aitse ya garipname olabilir böyle önemli ya da fakırname olabilir. Hangisini tercih ettin? Fakırname. Tür olarak nedir? Mesnevidir. Öncelikle bunu bileceksin. Aşık Paşa'nın 161 beyitlik tasavvufi mesnevisidir. Aşık Paşa 161 beyitten oluşan bu mesnevisinde alçak gönüllü olmayı, dünya nimetlerini hiçe saymayı aslında azla yetinmeyi bir kuşa benzetmiş. Hangi kuşa? Fakır kuşuna. Harikasın Emek abi bak çok güzel devam ediyoruz. Tanrı yeri ve göğü yarattıktan sonra güzel bir kuş haline getirdiği fakıra konacak bir yer bulmak ister ve kuşa uçmasını emreder. Ey kuş uç der. Kuş sırasıyla arşı yani gökyüzünü, kürsüyü, cenneti, güneşi, yeri etrafı alemi dolaşır. Hazreti Adem'e gider, Hazreti Nuh'a gider, Hazreti İbrahim'e gider, Hazreti Musa'ya gider, Hazreti İsa'ya uğrar. Ancak hiçbirinde durmayarak kendini fakir bilen ve bununla övünen Ahmet'e yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uğrar ve orada kalır, onda kalmaya karar kılar. Çünkü Peygamberimiz ben fakirliğimle övünürüm demiştir ve bu durum tam da bizim kuşun aradığı şeydir. Yani aslında Aşık Paşa fakir namesinde fakır atlı kuşu ne yapıyor? Peygamber Efendimizin yanına getiriyor. Oradan insanlara bir mesaj vermek istiyor. Aslında içerik olarak çok güzel. Geldik can videomuzdaki son esere Şeyh eden Hüsrevi Şirin. Emek abi Hüsrevi Şirin aslında Şeyh'in Genceli Nizami'nin aynı atlı mesnevisinden çevirdiği eseridir. İlk olarak kim yazmış? Genceli Nizami yazmış. Peki Şeyh bu eseri kim adına yazıyor? İkinci Murat adına yazıyor. Ya bunu da aklında tut istersen bazen sınavlarda böyle paragrafı do doldurmak için koyarlar. Nuşirevan öldükten sonra onun yerine oğlu Hürmüz tahta geçiyor. Memleketi adaletle yöneten Hürmüz bir oğlu olmadığı için çok üzülüyor. Günlerce Allah'a dua ediyor ve bir erkek çocuğu olmasını istiyor. Allah duasını kabul ediyor. Hürmüz'ün bir erkek çocuğu oluyor. Hüsrev 7 yaşına geldiği zaman bir hocaya veriliyor ve kısa zamanda silah kullanma konusunda ustalaşıyor. Çok yiğit gözü pek bir savaşçı oluyor. Bir gün ava çıkıyor ve orada işlet ediyor. Hüsrev'i çekemeyen Hüsrev'le ilgili babasına iftiralarda bulunuyor. Hüsrev canını zor kurtarıyor. Bizim delikanlının akıl hocası olan Şavur adlı Nedim'i ona Ermeni diyarının melikesi Mehim Banu'nun Şirin atlı güzeller güzeli yeğeninden bahsediyor. Ve bu duyduklarından çok etkilenen Hüsrev ne yapıyor? Şirin'e aşık oluyor. Yani bir soru kalıbında Hürmüz görürsen, Nuşirevan görürsen, işte Hüsrev görürsen, Şirin görürsen, Mehim Banu görürsen, Behram görürsen, Şavur görürsen, sen saye han görürsen o zaman aklına hangi mesnevi gelecek? Şeyhiden Hüsrevi Şirin gelecek. Abisinin gülü bu videoyu burada noktalayalım. Video ile ilgili söylemek istediğim bir şey varsa aşağıda seni yorumlara bekliyorum. Sınava az kalmışken çalışmayı asla bırakmıyorsun. Allah emanetsin. Kendine çok ama çok dikkat ediyorsun. Kimseye bulaşmıyorsun. Oturuyorsun. Ders çalışıyorsun. Gireceğin sınavda sana başarılar dilerim.